Kanal 58 ekranlarında mutlu günler kıymetli izleyenlerimiz. Yine yeni bir Şifa Kapısı programımızda sizlerle birlikteyiz. Bu ay rahim ağzı kanseri farkındalık ayı ve bizler de bu hafta Şifa Kapısı programında rahim ağzı kanserini konuşacağız. İç hastalıkları uzmanı ve medikal onkoloji uzmanı doçent doktor Fatma Şen bizlerle birlikteler. Hocam, evet, bu ay rahim ağzı kanseri farkındalık ayı olarak kadınlarımızın hastalıklar noktasında, rahim ağzı kanseri hastalığı noktasında farkındalıklarını yönlendiriyorsunuz. Peki rahim ağzı kanseri nedir hocam? Şimdi kadın jinekolojik organlarından bir tanesidir rahim ağzı. Evet. Jinekolojik organlar dediğimiz, yani kadın üreme sisteminin organlarını yumurtalıklar, tüpler, bunu yumurtalıklar ve tüplerden sonra vajinaya bağlayan rahim. Rahim ile vajina arasında da rahimin daraldığı kısma rahim ağzı diyoruz veya tıbben serviks diyoruz biz. Rahim ile vajinayı birleştiren noktaya rahim ağzı diyoruz. Buradan çıkan tümörleri veya kanserleri de rahim ağzı kanserleri diyoruz. Peki hocam, rahim ağzı kanserinin tedavi yöntemleri nelerdir? Rahim ağzı kanserlerinin tedavi yöntemleri genellikle rahim ağzı kanserleri artık dünyada taranabilen kanserler arasında. Tarandığı için de bunların hemen pek çoğu çok erken, daha kanser olmadan öncü lezyonları hemen tespit edildiği için pek çoğu erken evrede karşımıza gelmektedir. Eğer iyi taranmayan toplumdaysak veya kişiler bazı sosyokültürel nedenlerle düzenli taramalarını yaptıramadıysa hastalık prekanseröz dediğimiz kanser öncüsü dönemden tedavi, ağır tedaviler gerektirebilen kanserleşmiş kitlelere dönüşebiliyor. Burada eğer çok erken evre ise en önemli tedavi yöntemi cerrahi. Eğer tümör boyutu biraz büyüdüyse ve komşu yapılarla ilişkileri varsa radyoterapi ile beraber bizlerin verdiği kemoterapiler en önemli. Vücudun başka bir yerine sıçradıysa da yine ön planda biz olmak üzere kemoterapiler, akıllı ilaçlarla birlikte gibi tedavi seçenekleri mevcut. Peki hocam, belirtileri nelerdir? Erken evreden bahsettiniz. Evet. Erken evre nasıl tespit edilir? Aslında şöyle, rahim ağzı kanserlerinin belirtilerinden önce sebeplerine bakmamız lazım. Covid biliyorsunuz virüs hastalığı ya da işte halk arasında korona daha çok geçiyor. Burada rahim ağzı da aslında yine bir virüsün hastalığı, human papilloma virüs dediğimiz. Hemen dünyada rahim ağzı kanserinin %98'inde sebep halen bulaşıcı bir hastalık olan human papilloma virüs ya da virüs olan human papilloma virüs tarafından neden olmakta, yani oluşturulmakta. Ve bunun da geçiş yöntemi çok önemli. Bunlar genellikle kişiden kişiye cinsel yolla bulaşıyor. Özellikle erken yaşta cinsel ilişki, çoklu partner, yani çoklu ilişkilerde bulunmuş olmak, şüpheli ilişkilerde bulunmuş olmak, bunlar riski arttırıyor. Ve bunların evrilmesi de zaman alıyor. Yani önce virüs orayı enfekte ediyor, ondan sonra normal dokuyu kanserleştirmeye başlıyor ve en sonunda da kanserleştiriyor. Tabii bunun yanında risk faktörleri olarak işte sigara kullanımı, ondan sonra taramalarını düzgün yaptıramamış olma, uzun süre oral kontraseptif kullanma ya da bağışıklık sistemini baskılayan başka bir hastalığın olması, yani bağışıklık sistemi örnek transplantasyonlar vesaire gibi ilaçların kullanılması gerektiği durumlarda risk artıyor. Şimdi biz sebebi bildiğimiz için serviks kanserinde tıbben bu sebebi engelleyici, azaltıcı önlemlerin alınması zaten erken hastalığın hiç olmamasını, yani primer prevansiyona neden oluyor, primer korumaya neden oluyor. Şimdi yeni aşılarla, human papilloma virüs için geliştirmiş aşıların daha cinsel ilişkiler başlanmadan çocukluk, ergen çağlarda aşılanmaya başlandığında bu virüsün pek çok suşunu, yani pek burada da bu varyantlar var, nasıl işte evet, delta, omikron varyant gibi engellenmesi neden oluyor. Böylelikle de serviks kanseri hiç daha başlamadan bitiriliyor. Eğer bir şekilde virüs alındıysa da erken tarama yöntemleriyle de hastalık olmadan veya ilerlemeden tedavi edilmiş oluyor.
erken tarama yöntemleri dediniz. Taramalar hangi sıklıklarda gerçekleşir hocam? Yapılması gerekiyor? Şimdi özellikle taramalar ülkeden ülkeye değişmekle birlikte ülkemizde en geç 30'lu yaşlara gelmeden başlamak gerekiyor. Tarama yöntemleri de önemli. Sadece simir dediğimiz serviksten alınan bir sitolojik materyalle ise daha sık taramak gerekiyor. 3 yılda bir yaklaşık. Eğer virüsün özellikle patolojik suçlarının taranabildiği şekilde rahim ağzından bir materyal alınırsa orada da eğer herhangi bir HPV virüsü tespit edilmekse 5 yılda bir taramak yeterli oluyor. Peki HPV virüsünde aşısı var mı hocam? Evet, az önce onu bahsettim. HPV virüsü aşılarıyla çocukluk çağı döneminde, çocukluk derken ergen yaşlarda yani cinsel ilişkiler başlamadan önce aşılanarak daha hiç olmadan engellenmesi mümkün olabilmekte. Peki bu aşıları şu anda Türkiye'de vurunuyor muyuz? Tabii ki, tabii. Özellikle de bu konuda jinekoloji uzmanları ve ergen çocuk uzmanları daha ön planda yer alıyor. Bize hastalar genellikle invazif kansere dönüştükten sonra geliyorlar. İnvazif kanser olmadan önce eğer prekanseröz dediğimiz yani daha virüs bulaşmasıyla tümörle gerçek tümörleşme arasındaki lezyonlarda bunlara cin diyoruz biz genelde. O aşamada da kadın doğum uzmanları, jinekoloji uzmanları bu lezyonları tespit ediyor. Evresine göre çeşitli yakma, dondurma veya küçük ameliyatlarla onları yok edebiliyor. Peki hocam, her tümör kanser belirtisi midir? Jinekolojik rahim ağzı kanseri evet. için. Tabii şimdi tümör kelimesi tıbben bir yerde olmaması gereken şişlikleri ifade eder. Bunların bir kısmı çok agresif bir şekilde büyür. Yani vücudun tamamen kontrolünden çıkar. Onlara işte malign tümör diyoruz, kanser diyoruz. Bir kısmı da benign özellikleri yani çıktığı yerden başka yerlere gidebilme özelliği yoktur. Bulunduğu çıktığı organa çok büyük hasar vermez. Bunlara da daha çok iyi huylu ya da halkımızın bize sorduğu erkek tipi, evet. erkek mi dişi mi diye sorarlar. Her tümör kelime anlamında işte bildiğimiz malign kanser anlamına gelmemektedir. Evet. Peki az önce dediniz ya hocam işte bazı belirtiler vardır diye. Evet. Bu belirtileri biraz açacak olsak kadınlarımız neye dikkat etmesi gerekiyor? Şimdi serviks kanserinde belirtilere gelince şimdi oraya evet. gelelim. Özellikle kanamalar. Pek çok hasta adet dışı kanamalarla gelir. Veya düzensiz kanamalarla gelir. Cinsel ilişki sırasında ağrı, ilişki sonrası kanama veya sık sık idrarının gelme. Çünkü tam rahim ağzı makatla mesane arasında olduğu için sürekli idrar varmış hissi yaratabilir. Veya daha ileri aşamada eğer idrar yollarını tıkamaya neden olacak kadar olursa da o zaman da böbrek yetmezliğinin bulgularıyla gelebilir. Bunlar daha ileriki aşamalarda görüyoruz. Yine kokulu akıntılar, kötü renkli akıntılar da yine rahim ağzı kanserini akla getirebilir. Peki hocam, bu belirtilerden sonra rahim ağzı kanseri olduğu tespit edildi hastanın. Cerrahi işlemler mi yapılıyor? Tedavi yöntemleri noktasında hangisi daha rahattır? Şimdi rahatlığına göre değil, evresine göre evet, tedavi evresine ediyoruz. Göre. Aslında ilk başta konuştuk. İlk evrede cerrahi dedik. Evet. Bir tık yukarı gittiğinde radyoterapi ile beraber kemoterapi dedik. Burada kemoterapinin etkisi çok önemli. Evet, radyoterapi önemli ama radyoterapinin etkinliğini arttıran, biz ona kemo duyarlaşma diyoruz. Kemoterapiler verilmediğinde başarı şansı çok düşmektedir. Onun için mutlaka koordine bir şekilde tedavinin yürütülmesi gerekmektedir. Daha bir tık yukarı gittiğimizde yani evre daha ileriye taşındığında da bizim yine onkolojik damardan, ağızdan verdiğimiz bir takım tedavilerle tedavi yönetilir. Peki tedaviye olumlu sonuçlar verebiliyor hasta? Tabii ki. En çok en iyi tedavi sonucu veren kanserler arasındadır serviks kanseri. Pek çoğu cerrahi bile gerek kalmadan radyoterapi ve kemoterapi ile tam yanıt alıp çok uzun yıllar şifa bulma olasılığı yüksek kanserler arasındadır.